31 Mart yerel seçimlerinde birçok anket şirketi çuvalladı. 23 Haziran seçimlerinde de yine aynı şekilde. Vatandaşın kararı sandıkta tecelli etti. Anket şirketleri firmaları da çuvallamış oldu. Şimdi ise değişik bir anketle karşımızda olan bir şirket var. Adı araştırma şirketi. Ekim ayına ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Adanın anket sonucundan tartışma yaratacak veriler çıktı. Muhalefete destek veren kesimler anketi inandırıcı bulmadı. Adı araştırma şirketi 26 ilde 18 yaş üzeri toplam 1700 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formatına bağlı olarak bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniğiyle gerçekleştirdiği bir anket sonuçlarını bizlerle paylaşmış. Katılımcılara sormuşlar. Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Katılımcılar yanıt vermiş. AKP %41.9'muş. CHP %21.3, MHP %8.4, İYİ Parti 7.5, HDP 7.5, Saadet 2.3, yeni kurulacak parti ise 9.2'ymiş, diğer ise 2.0'mış. Saçmalığa bakar mısınız? Yeni partiyi Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan kuruyor. Ama Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu AKP'den 1 puan bile alamıyor. 9 puanın 9'unu da muhalefetin oylarından alıyor. Ya biraz mantıklı olun. Biraz akıllı olun. Anket yapılmış olabilir. Vatandaşlar bu şekilde yanıtlamış olabilir. Ama bunlar gerçekler değil. Olamaz da. Biz gülüyoruz şu anda. Kıs kıs gülüyoruz. Kahkaha atıyoruz. Ahmet Davutoğlu AKP'den ayrılacak. Ali Babacan AKP'den ayrılacak. Ve bu adamların kuracağı partiye 1 puan bile AKP'den gitmeyecek. AKP %41 kemik oyunu koruyacak. Ve AKP'den gitmeyen oylar MHP'den, İYİ Parti'den, CHP'den, HDP'den, Saadet Partisi'nden gidecek. Ya Saadet Partisi'ni anlarız. Ya Saadet %2.3 kemik oyunu koruyor. Saadet'ten anlaşılan Davutoğlu ve Babacan'a hiç gitmemiş. Ama HDP'liler gitmiş, Babacan ve Davutoğlu'nun partisine oy verme kararı almış. Hele hele CHP'liler de demiş ki ya Davutoğlu ile Babacan biz bunlara gidip oy verelim demiş. Yeni bir parti kurulmuş, İYİ Parti, Meral Akşener liderinde. Onlar da demiş ki biz umduğumuzu bulamadık, Davutoğlu ve Babacan'a oy vereceğiz demiş. Hele MHP koşulsuz şartsız destekliyor Devlet Bahçeli'yi ve MHP yönetimini. Onlar da vazgeçmiş, biz gidip Davutoğlu ve Babacan'a oy vereceğiz demiş. Bu anketten ben bunu anlıyorum. Böyle bir anket olabilir mi Allah aşkına? Muhalefeti kızdıracak anket diye başlıklar atmışlar ama ben muhalefeti güldürecek anket başlığını attım. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusu sorulmuş. Recep Tayyip Erdoğan %45.1, Ekrem İmamoğlu %26.6, Meral Akşener %6.1, Devlet Bahçeli %5.3. İyi de Devlet Bahçeli aday olmuyor ki Cumhurbaşkanlığına. Hop, onu hemen Recep Tayyip Erdoğan'ın oyuna ekleyelim. %51 ediyor. Anket bu şekilde. Ne kadar güzel bir anket. Daha sonra Selahattin Demirtaş %4.2, Ali Babacan 3.8, diğerleri 2.8, Ahmet Davutoğlu 2.1, Muharrem İnce 1.6, Temel Karamollaoğlu 1.4, Kemal Kılıçdaroğlu 1.1. Muharrem İnce %30'un üzerinde oy almış. Bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Şimdi Muharrem İnce'yi %1'e düşürmüş adamlar ya. Böyle bir mantık olabilir mi ya? %1'e düşürmüş. Yarın parti kursu Muharrem İnce tek başına %10 oy alır ya. Böyle bir anket olabilir mi? Neyse devam edelim biz bu ankete. Katılımcılara demişler ki yeni bir partiye ihtiyaç var mı? %58'i hayır demiş. %34'ü evet demiş. %6.3'ü de bilmiyorum demiş. Katılımcılara Davutoğlu, Babacan ve Muharrem İnce isimleri sorulmuş. Bu isimler arasında şansı en yüksek kişinin %79 ile Ahmet Davutoğlu olduğunu söylemişler. Yani Davutoğlu, Babacan ve Muharrem İnce ismi sorulmuş. Hangisi şanslı demişler? %79 ile Davutoğlu şanslı demişler. E bana kalırsan bu isimlerin arasında iki isim şanslı. Biri Muharrem İnce, diğeri Ali Babacan. Biri solda, biri sağda. Yarın Türkiye siyasetinde etkili olacak isimleri göreceksiniz. Bir 10 yıl sonrasında biz kimin adını en çok duyacağız? Birisi Ali Babacan olacak. Diğerisi Ekrem İmamoğlu olacak. Biz bu isimleri duyacağız. Yani hiç kimse kusura bakmasın, Davutoğlu'nun adı bile duyulmayacak bir 10 yıl sonra. Her neyse devam edelim.
Ekonomiyi sormuşlar. %72.0'ı kötüye gidiyor demiş. %14'ü aynı kalacak demiş. %13'ü iyiye doğru gidiyor demiş. Allah Allah. %70'i halkın demiş ki bu ankete katılanların ekonomi iyiye gitmiyor demiş. Muhalefet mi yönetiyor Türkiye'yi? Bu ankete bakarak biz de bunu söyleyeceğiz. O vatandaşlara bunu da sormak lazım. %70'i ekonomi iyiye gitmiyor demiş ama %70'i de gidecekmiş muhalefet partilerine oy vermeyecekmiş. 17-18 yıldır ülkeyi yöneten, ekonomik sorunlardan sorumlu olan iktidarı yeniden iş başına getirecekmiş bu anketle ilgili. Vallahi bizi bu anket hiç kızdırmadı. Bu ankete biz katıla katıla, bağıra bağıra güldük.